Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Eyüp semtinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Birçoğunuzun malumudur ama tekrar etmek güzeldir, öyle buyurulmuştur. Burası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den Medine'ye hicretlerinde evlerinde 7 ay kadar misafir etmekle şereflenen ve İstanbul'un fethi için buralara kadar gelmiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmak için buraya kadar gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü buyurmuşlardı ki لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَانْتِنِيَّةُ Konstantin'in şehri, bugünkü manayla İstanbul, elbette fetih olunacaktır. فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ O ordunun emiri, komutanı ne güzel komutan, o orduda, o askerde ne güzel askerdir buyurmuşlardı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o bişarete, o müjdeye nail olmak için İslam orduları İstanbul'u defaatle kuşatmışlardı. Hatta Osmanlı ilk devirlerinde bile, Sultan Osman Orhan devirlerinde dahi bile buralara kuşatmalar yapılmıştı ki en son malum haliniz Sultan Fatih'e nasip oldu. İşte o Efendimiz'i hem evinde misafir etmek hem de İstanbul'un fethine evvelce, tabi bu Emeviler döneminde oluyor, katılmakla, fetih çalışmalarına katılmakla gelmiş, çalışmış, 90 küsür yaşında buralara gelmiş ve vebadan, daha sonrasına bağlı hastalıklardan, karın ağrısından burada şehit düşmüşlerdir ve İstanbul'umuza, hepimize bir müjde olarak, hediye olarak kendileri burada metfundur. Allah-u Teala şikayetlerinden muhafaza eylesin. Şefaatlerini cümlemize, cümle ziyaretçilerine nasip eylesin. Amin. O zatın huzurundan hepinizi hürmetle, muhabbetle selamladıktan sonra bugünkü dersimizin konusu, kıymetli kardeşlerim, Devleti Aliye'nin 84. Şeyhülislam'ı Vassafzade Mehmet Esad Efendi'dir. İnşallah kısaca o zatın hayatını sizlere arz etmeye çalışacağım, gayret edeceğim. Kendisi 3. Osman devri Şeyhülislamlarından Abdullah Vassaf Efendi'nin oğludur. Eyüp'te bulunan kabri, maalesef babasının kabri şerifini Eyüp Sultan'da Siyavuş Paşa türbesinin arka taraflarında size kabir taşını göstermiştim babalarının. Bu zatın kabir taşı da oralardaymış ama sonraları maalesef kabir taşı kırılmış, yok olmuş. Buralara geldiğimde dersten önce şu anekdotu sizle paylaşmak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Buralara geldiğimde beni dertlendiren, üzen, böyle içten içe yakan, içimi yakan bir husus var. O da şudur ki, mesela geçenlerde birkaç İngiltere belgesellerine, çalışmalarına baktım. Önce şunu söyleyeyim. Sabık Mısır meliklerinden Kral Faruk'un, Melik Faruk'un bir sözü varmış. Çok hoşuma gitti. Dünyanın sonuna doğru 5 tane kral kalır dünyada. Bir tanesi, 4 tanesi İskambil kağıtlarındaki 4 kral, biri de İngiltere kralıdır demiştir. Çok hikmetli, çok isabetli bir söz söylemiş. Adamlar yıllar geçmesine rağmen hala o monarşilerine, o kadim devlet geleneklerine sahip oluyorlar. O yönleriyle tebrik ederim. Bizde ise maalesef tarihimiz böyle öcü umacı gibi böyle vebalı bir hastaymış gibi görülüp elimizin tersine itilmiş, türbelerimiz, camilerimiz bakımsız kalmış, mezarlıklarımız hali pürmelali her gün içimizi acıtıyor. Ufak ufak tabi tadilatlar vesaire yapılıyor ama o adamların bu kadim geleneklerine nasıl sahip olduklarını gördüğümüzde bizimse o kadar büyük bir tarihi böyle pejmürde bir hale soktuğumuzu görünce insan gerçekten üzülmekten kendini alamıyor. İşte biz de zamanında böyle kıymetli kardeşlerim padişahlıkla yönetildiğimiz dönemlerde işte Şeyhülislamlarımız vardı. İşte size onlardan birini arz etmeye çalışıyoruz. O da 84. Şeyhülislam Vassafzade Mehmet Esad Efendi'dir. Kıymetli kardeşlerim, Vassafzade Mehmet Esad Efendi arz ettiğim gibi Devleti Aliye'nin 84. Şeyhülislam'ı olmuşlarıydı. 1707 yılında dünyaya geldiler. 1778'de de Dar-ı Beka'ya izhal ettiler. Miladi olarak 71 sene ömür sürdüler. Mehmet Esad, şahsen benim çok hoşuma giden bir isimdir bu. Bizim İsmail Ağa Camii'nde de Şeyhülislam İsmail Efendi'nin büyük oğlu İshak Efendi, bir küçüğü Mehmet Esad Efendi ki o medreseyi yaptıran, vakfiyeyi tesis eden zattır. Mehmet Esad biliyorsunuz Mehmet adı Devleti Aliye devrinde, ecdadımız devrinde efendim ortaya çıkarılmış bir isim. Normalde Muhammed'dir aslında bu isim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını çok fazla koymak istemezlerdi. Yine koyalım ama direkt onu koyarsak ya biri çocuğa hakaret eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşırı tazimlerinden, hürmetlerinden dolayı bugün belki bizim hafsalemizin almayacağı bir dünyadan bahsettiğim için bazen anlamak zor oluyor böyle şeyleri. Devleti Aliye devri ince ruhlu insanların yaşadığı bir dünya kıymetli kardeşlerim. Muhammed ismini direkt koyduğumuzda çocuğa bir hakaret eder, bir yanlış bir şey söyler. Efendimizin de ruhu muazzezi bundan muazzep olur, efendim azaplanır, hoşuna gitmez diye bunu hafifletmişler ve Mehmet demişler. Şeddeyi kaldırmışlardır. Muhammed'i Mehmet yapmışlardır. Muhammed övülmüş, hamdolunmuş manasında. Esad da en said, en mutlu manasında benim çok hoşuma giden bir isimdir Mehmet Esad. Miladi olarak 71 sene ömür sürerler. Şeyhülislamlık müddetleri de 1. Abdülhamit Han devrinde 1 sene 6 ay 20 gün kadar sürmüştür. Kendisi ifade ettiğim gibi Şeyhülislamlar sıralamasında 84. kişi olarak yer almaktadırlar. 3. Osman devri Şeyhülislamlarından Abdullah Vassaf Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelirler ve devrin efendim çeşitli alimlerinin rahle-i tedrisinden geçerler. Ve daha sonra ilmiye sınıfına dahil olurlar. Kayıtlarda hangi medreselerde müderrislik yaptığı hakkında bir not bulamadım. Onun için devrin çeşitli medreselerinde müderrislik yaptıktan sonra kadılık basamağına adım attığını yine öğrenmekteyiz. Önce efendim 1750 yılı ki 43 yaşına gelmişlerdi. Yine miladi olarak söylüyorum. Galata kadılığına tayin edilirler. Dediğim gibi daha önce de derslerimde bahsetmiştim. Kadılık bugünkü manada sadece efendim yani mahkeme hakimliği manasında değil kardeşlerim. Devletin belediye hizmetlerini de yani bugünkü bir manada belediye başkanlığı görevlerini de yerine getiriyor bu zatlar. İstanbul kadılığı var. Bu önemli bir mevki. Anadolu Kazaskerliğinden önce bu zatlar, ilmiye sınıfında ilerleyen zatlar İstanbul Kadılığı'nda illa bulunuyorlar ya da payesini alıyorlar. İstanbul Kadılığı Suriçin'i efendim kapsıyor ve ondan sonra 3 tane beldeye ayırmışlar İstanbul'u. Bunlardan bir tanesi Galata Kadılığı ki efendim Galata Kadılığı dediğiniz zaman kıymetli kardeşlerim Beyoğlu'ndan tutun Rumeli Kavağı'na kadar gider. Ondan sonra efendim Eyüp Kadılığı vardır. Sur'un dışından Çatalca, Silivri sınırlarına kadar gider. Bir de Üsküdar Kadılığı vardır. Üsküdar sınırlarından bugünkü Gebze, Karamürsel, Şile, Kandıra'ya kadar kapsar. Onun için bunlara Bilad-i Selase, 3 belde denir ki İstanbul Kadılığı ile beraber ifade edildiği zaman bu Bilad-i Selase, bu bahsettiğim Eyüp, Üsküdar ve Galata anlaşılır. Direkt mutlak olarak Bilad-i Selase denilir ise bu durumda İstanbul, Bursa ve Edirne manasına gelmektedir. Bu Devleti Aliye döneminde kullanılan ıslahlardan biridir kıymetli kardeşlerim Bilad-i Selase. İşte İstanbul'un bu biladi selasesinden biri olan Galata Kadılığı görevini ifa etmiştir. Efendim Mehmet Esad Efendi, Vassafzade Mehmet Esad Efendi. Ondan sonra kendisine babası o ara efendim Şeyhülislamlığı dönemi, babasının Şeyhülislamlığı zaten döneminde Galata Kadılığından da mazur bulundu. Yani kadılıktan azledildi. Görev süresi sona erdi. Önce Edirne payesi verildi kendisine. Sonra Mekke-i Mükerreme payesi verildi. Yani oraların kadılarıymış gibi görev kendisine maaş verildi ve efendim statü olarak da o mevkiye getirilmiş oldu. Babasının 1755'teki Azli ve Bursa'ya sürgününden dolayı kendisi babasıyla beraber bir müddet orada kaldılar. Ardından 1758'de kıymetli kardeşlerim kendisine İstanbul payesi tevcih edildi ve daha sonra alışılmış sıra üzerine Anadolu Kazaskerliği ve ardından da Rumeli Kazaskerliği görevlerinde bulunmuştur. Vassafzade Efendi Mehmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh. O zamanın örfü müddeti olan bir yıllık süre ki Anadolu Kazaskerliği ve Rumeli Kazaskerliği için bu kadar bir insanı görevde tutuyorlardı. Bazen tekrar atanabiliyordu. İkinci, üçüncü defa olmak üzere. Bu zat Vassafzade Mehmet Esad Efendi birer yıl bu görevlerde bulunduktan sonra 69 yaşında Şeyhülislamlık makamına getirildi. Tarihlerde 1776'yı göstermekteydi. Dersin başında arz ettiğim gibi kıymetli kardeşlerim, 1 yıl 6 ay 20 gün kadar Sultan 1. Abdülhamit Han'ın devri saltanatında bu görevini ifa ettiler, ifaya muvaffak oldular ki devir acılı, sancılı bir devirdir. Rusya ile efendim savaşlarımız var, kargaşalarımız var. Kırım hanları efendim isyan ediyor, modernizasyon istiyorlar. Efendim Rusya oraya komutanlarını gönderiyor, Müslümanları katlediyorlar, Kırım'ı ilhak ediyorlar. Çok gücümüz yok, Kırım'a karşı bir savaşa kalksak mı, kalkmasak mı? Zaten 1. Abdülhamit Han'ın vefatı da bu hengame içerisinde oluyor ki Özlük Kalesi düşünce, Müslümanlar da katledilince 1. Abdülhamit Han üzüntüsünden efendim felç geçiriyor ve daha sonra vefat ediyor ve Eminönü'nde kendisinin zamanında yaptırmış olduğu, bugün yerinde 4. Vakıf Hanı var. Zamanında orada bu zatın imareti vardı ve karşısındaki Şirin Türbesi'nde defnediliyor 1. Abdülhamit Han. İşte bu hengameli dönemde efendim Şeyhülislamlık vazifesini yapmıştır. Şair Sururi ki kendisi zaten tarih düşürmekle meşhurdur. Tarih düşürmek nola hocam diyeceksiniz. Maalesef kıymetli kardeşlerim bugün efendim anka kuşu gibi, kaftağı gibi adı var. Kendisi yok bir sanattır bu. Devleti Aliye devrinde birçok kelimeyle konuşulduğu için Arapçanın birçok kelimesi, Farsçanın birçok kelimesi ve zaten Türkçemizin tamamı kullanıldığı için dil çok zengindi. Dil çok zengin olduğu için şiir edebiyatta o efendim oranda, o mikyasta gelişmiş idi kıymetli kardeşlerim. Efendim şairler falanca zatın Şeyhülislam oluşuna bile efendim tarih düşürebiliyorlardı. Devrin tarih düşürmeleriyle meşhur olan şairlerinden şair Sururi, bu zatın da Vassafzade Mehmet Esad Efendi'nin de Şeyhülislamlığa getirilişi ki hicri olarak 1190 tarihlerini bizlere göstermekte. Miladi 1776. Bir şu şiiri söylemişlerdir. Şu mısrayı irade etmişlerdir. Cihanın Sa'd ile Esad Efendi oldu müftisi. Efendim mutlulukla, huzurla, neşeyle cihana müfti olmuştur Esad Efendi demiş. Ve bu şairin söylediği bu mısradaki efendim harflerin ebced değerlerini topladığınızda bu Şeyhülislam'ın o makama getirilişine tarihini bize göstermekte. Yani rakamların ebced değerinin toplamı 1190 etmektedir. Bir tane daha söylemiş. Cenab-ı Esad Allame verdi nasa fetvayı. Efendim Allame Esad Efendi o kıymetli zat artık insanlara fetva veriyor. Fetva verir duruma geldi demiş. Ve bu mısra ile de efendim bu zatın Şeyhülislamlığına tarih düşürmüşlerdir. Vassafzade Mehmet Esad Efendi 1,5 yılı aşkın süreyle Şeyhülislamlık makamında oturduktan sonra hastalığı sebebiyle ve yaşlılığı sebebiyle bu görevden ayrılmışlardır. Önce Neşat Abad Sarayı yanındaki yalıya, daha sonra Emirgan'da babasından kalma Emir Günoğlu Yusuf Paşa yalısına çekilmiş ve orada ömrünün sonuna kadar efendim ikamet eylemişlerdir. Zaten 1778 yılında da vefat etmişlerdir kendileri. Eyüp'te hemen arkamda görmüş olduğunuz Siyavuş Paşa, dersin başında ifade etmiştim, türbesinin bahçesinde, haziresinde babasının yakınlarına defnolmuşlardır ama sonradan kabir taşı kaybolmuştur. Ailesinden bahsetmek gerekirse babası dediğimiz gibi zaten Şeyhülislam'dır. Oğlu müderrislerden Said Mehmet Efendi'dir. Torunu da Saad Mehmet Efendi de ulema sınıfı arasında yer almaktadır. Vefatına da az önce Şeyhülislamlık makamına getirilişine tarih düşüren Sururi Efendi tarih düşürmüşlerdir. Vefatı hicri olarak 1192'ye tekabül etmektedir. Şöyle demiş şair Sururi: Müftül Enam Sabık Esad Efendi gitti. Bir önceki efendim Müftül Enam, mahlukatın müftüsü Esad Efendi ahirete irtihal etti demişler. Ve bununla da vefatını gösteren tarihi işaretlemiş olmuşlardır. Şahsiyetinden bahsetmek gerekirse Mehmet Esad Efendi kaynaklarımızın mufadı vecih ile, ifadesiyle dürüst, mevki için kimseye boyun eğmeyen bir zat imiş. Ama vücudu biraz zayıfmış. Belki şu hindinin böyle bir tüysüz boynu biraz zayıf gözüküyor ya, artık o vecih şeveden dolayı mı nedir o kısmı çok bilemiyorum ama hindi molla kendisine dendiği kayıtlarımıza geçmektedir. Bir önceki dersimizde Emir Sultan Hazretleri'nden Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin hemen girişinde yatmakta olan Mehmet Emin Efendi'yi sizlere arz etmiştim. İşte vaktiyle Mehmet Emin Efendi Şeyhülislamken bir davet esnasında Vassafzade Abdullah Efendi de o davete geliyor ve sofrada efendim eti az olan bir hindi dolması bulunmakta. Yemeğin sahibi Şeyhülislam şöyle bir latifede bulunuyor. Belki hindi molla dendiği için işte Mehmet Esad Efendi'ye, yahu diyor acayip şey, bu sene hindilerin pek sesi çıkmadı diyor. Öyle bir gülüşme oluyor. Mehmet Esad Efendi de lafı gediğine koyuyor ve diyor ki vakti geldiğinde sesi çıkar diyor ve hakikaten dediği gibi oluyor. Mehmet Emin Efendi'nin arkasından Şeyhülislamlık makamı efendim Vassafzade Mehmet Esad Efendi'ye tevdi ediliyor. Tarikat ehli bizzat olduğu kaynaklarımızda efendim zikredilmektedir. Allah-u Teala kendisine gani gani rahmet eylesin. Ayrıca talik hattını da Katibzade Mehmet Refik'den meşk ettiği yine kaynaklarımızda ifade edilmektedir ki bu zat önemli bir zattır. Bizim İsmaila Camii'nin girişindeki efendim kitabe ki tarih kitabesi ki İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet Esad Efendi'nin divanında yer almaktadır bu. Babasının camiine tarih düşürmüş. Çok güzel bir efendim kitabe, şiir yazmış, tarihçe yazmış. İşte o hattı da Katibzade Mehmet Refik Efendi yazmışlardır. Kendisi Çarşambalıymış, saraya doktor olmuşlar. Kovacı'da caminin önündeki mezarlıkta Ankaravi Mehmet Emin Efendi, o da Şeyhülislam'dır. Hemen onun yanına hemsahi olmuşlar ama bugün maalesef kabir taşı kayıptır. İstanbul'da birçok önemli efendim kitabenin kendileri hattatıdırlar. Allah-u Teala cümlesine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, dersimin hitamına geldiğim şu demde benim çok sevdiğim divan edebiyatının, klasik Türk şiirinin son temsilcilerinden diyebileceğimiz, efendim Hazreti Mevlana aşığı, onun yolunun yolcusu, Osmanlı sultanlarına şeyhlik yapmış, 42 yaşında bu dünyadan göçmüş, 24 yaşında divanını tertip etmiş, 26 yaşında Hüsnü Aşkı'nı yazmış. Efendim doğumuna, tevellüdüne Cezbetullah, Eseri Aşk diye tarihler düşürülmüş. Büyük aşıklardan birinin dizeleriyle sizlere veda etmek isterim ki o Şeyh Galip rahmetullahi aleyhtir. Beyoğlu'na giderseniz Galatasaray Lisesi'ni sonunuza aldıktan sonra biraz daha ilerlediğinizde sol tarafta efendim Galata Mevlevi Hanesi'ni göreceksiniz ki hemen girişinde türbe vardır. Kendisi orada metfundur. Oradan geçenler lütfen bu tavsiyemi unutmasınlar. Gitsinler Şeyh Galip'in huzurunda bir Fatiha okusun. Kendisinden efendim şefaat dilensinler. Çok büyük bir zattır. Efendim çok kıymetli bir velidir. İşte onun çok hoşuma giden bir dizesi var kıymetli kardeşlerim. Bu dünyaya geldik gidiyoruz. Dikkatinizi çekerim. Bir yerimiz hasta olsa Allah hepimize afiyetler ihsan eylesin. Amin. Çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize, akrabalarımıza, sevdiklerimize. Ama bir yerimiz ağrısa, bir yerimiz efendim kötü olsa hemen ne yapıyoruz? Haliyle ki olması gereken de budur. Doktora gidiyoruz. Hocam şuramda şöyle bir sıkıntı var. Tedavisi nasıl uğraşıyoruz? Uğraşmamız da gerekir. Aklın da yolu bunu gösterir. Peki ya benim ruh gelişimim iyi değil, ruhumu geliştirmem lazım deyip de böyle bir kalp doktoru, manevi doktor arıyor muyuz kıymetli kardeşlerim? Yok hocam o ne ola ki diyoruz belki bazılarımız ama kıymetli kardeşlerim öyle değil. Bakın Şeyh Galip bu konuda şöyle der. Gıdayı ruhu ver kim, rehberi mi'raci ulvidir, hemişe fikri ta'miri beden padergil olmaktır. Ey güzel kardeşim, sen ruhunun gıdasını ver. Zikirle, ibadetle, tasavvufla sen bunu besle, bunu adam et, bunu büyüt, bunu sağlıkla yaşat. Çünkü ulvi makamlara, yüce makamlara yükselmekte rehberin, yoldaşın, sana yol gösteren bu olacak. Kabre girdiğinde beden çürüyecek. Adamsa, adam olduysa, sağlıklıysa, neşat bulduysa, bilgiliyse, mücehhesse o ruh ondan sonra iş görecek. Beden artık gidecek. Diyor ki ikinci mısrağında hemişe fikri tamiri beden padergil olmaktır. Devamlı bedeni tamir etme fikri insanın ayağını toprak eder bırakır, toprağa yapıştırır, geri bırakır. Devamlı bedenle uğraşma. Tamam bedenini adam et, medenliği adam et. Ruhunu adam edebilmek için bedenini kuvvetlendir ki o ruh onunla beraber yaşıyor. Asıl amacın ruhu kuvvetlendirmek olsun der o koca Şeyh Galip. Ve 42 yaşında bu dünyadan göçmüş. Bugün Beyoğlu'nda metfundur. Gidenlere duyurulur kıymetli kardeşlerim. Dersimin sonuna geldiğim şu demde dersimde adı geçen bütün zevat-ı kiramın ruhaniyetlerinden şefaat dilenmekle beraber hepsine birer Fatiha göndermenizi istirham ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.